böyle basketbolun psikolojik taraflarını konuşalım istiyorum ama önce bir seni tanıyayım. Sen kaç yaşında başladın basketbola, bir yönlendirmeyle mi yoksa kendin mi başladın, nasıl oldu o süreç? Ben aslında öbür arkadaşlarıma göre daha geç başladım diyebilirim. Okulda arkadaşım oynuyordu, ben de ona özendim. O zaman arkadaşımın tavsiyesiyle öyle başladım. Çok seviyordum, çok sevdim. Çok videolar izledim, takip ettim. Yani çok çalıştım. Çünkü daha erken başlayanlar benim önümdeydi. Onlara yetişebilmek için daha fazla çalışmam gerekiyordu. Yani sonuçta hayatında spor olunca ve bunu profesyonel yapınca bir noktadan sonra sanki fedakarlıklar da devreye giriyor. Senin yaptığın fedakarlıklar var mı hayatında? Yani benim yaptığım fedakarlık, sezon içinde ailemi göremediğim zamanları hatırlıyorum. Akşam idmanlar oluyordu. Çok yoğun bir tempodaydık. Sabah okul, akşam idman. O şekilde. Onun dışında derslere çok fazla odaklanamıyorsun. Çünkü ya fiziksel olarak gelişmen gerekiyor, bir yandan basketbol olarak gelişmen gerekiyor. Sürekli çalışman gerekiyor yani. Çoğu şeyden fedakarlık ediyorsun. Sosyal hayatından da aynı şekilde. Peki zorlandığın zamanlar oluyor mu mesela? O motivasyonu düştü. Sonuçta her sporcuda aslında yaşadığımız bir şey yani. Düştüğü ve daha zorlandığın anlar oluyordur. O zamanlar ne yapıyorsun yani, ya da ne yardımcı oluyor? Genellikle oluyor. O zamanlar daha çok uzaklaşmaya çalışıyorum. Kafamı dağıtmaya çalışıyorum. Başka şeylerle uğraşmayı, başka şeyler düşünmeye çalışıyorum. Ama bir süre geçtikten sonra zaten tekrardan hani kendine geliyorsun. Hani kalkıp çalışman gerekiyor diyorsun kendine ve çalışıyorsun. Peki şimdi bir takım spor yapıyorsun günün sonunda. Yani hem takım hem bireysel sporun farklı farklı zorlukları var ama bir takımın içerisinde de o takım ruhunun ve sinerjinin olması gerekiyor ki bir yerde başarı gelsin. Yani başarının belki de hani önemli noktalarından biri bu. Senin için takım ruhu ne demek? Yani genelde bazı insanları sevmek zorunda değilsin ama saygı duymak zorundasın derler. Benim için bu hani takım ortamında hem sevmek zorundasın hem saygı duymak zorundasın. Kim olursa olsun. Birbirini iyi tanıman lazım, vakit geçirmen lazım. İdman aksatmaman lazım. İdman dışında olsun. Hani sürekli beraber olman lazım. Vakit geçirmen gerekiyor. Onun dışında iyi bir kimya yakalarsan takım ruhu çok önemli. Çok iyi yerlere getirebiliyor. Kenarda baskı olabiliyor hani karşı takıma. Onun dışında yani iyi tanıyorsun birbirini ve kimin ne yapacağını biliyorsun nerede. Aslında iletişim de sanki burada evet. Çok önemli bir konu değil mi? Senin peki iletişim becerin mesela bu sayede gelişti mi? Yani orada hani takım ruhunu oluşturman gerekiyor. Ya da dediğin gibi hani herkesle bir şekilde bir diyalogda olmalısın ki sahanın içine de yansısın o. Ve senin hayattaki de belki iletişimini geliştirmiş de olabilir. Yani kesinlikle öyle oluyor. Yani çünkü saha içinde sürekli konuşuyorsun. Ne yapman gerektiğini söylüyorsun arkadaşına. Onun dışında onlar seni yönlendiriyor bir şekilde. Aran iyi olmasa bile o sırada aranın iyi olması da evet. Gerekiyor değil mi sahanın içinde? Çok teşekkürler bu arada sohbetin için. Çok ben keyifliydi. Ben teşekkür ederim. Siz şimdi Sertaç'ta biraz antrenman yapın evet, isterseniz. Biraz, ben de izleyeyim sizi. Yapacağız. Anlaştık. İyi antrenmanlar. Teşekkürler. Başarıya yüklediğimiz anlamı aslında hep konuşuyoruz ve genelde daha küçük yaşlardan itibaren sporcular başarının sadece kazanmaktan ibaret olduğunu düşünüyorlar. Ama aslında kazanmak belki de başarıyı en son tanımlayan kavramlardan biri. Çünkü başarı dediğimizde önce daha çok süreç odaklı olmayı ya da hataya yaklaşımı daha rahat bir şekilde idare etmeyi biz daha fazla konuşuyoruz. Ve özellikle maçın öncesi dışında bir de maçın sonrasında da aslında başarıya yüklediğimiz anlam çok değerli. Çünkü genelde sporcuların maçtan sonra eğer kaybederlerse bu maçı çok fazla düşündüklerini ya da kendilerine çok fazla yüklendiklerini ve bu maçı çok değerlendirdiklerini görüyoruz. Ama bir maçı kazandıklarında ya da iyi bir performans sergilediklerinde de sanki bu çok doğalmış gibi çok fazla onun üzerine düşünmediklerini ya da çok fazla onun için bir çaba harcamadıklarını görüyoruz. Fakat başarıya ne kadar daha süreç odaklı ve daha gelişim odaklı bir yerden bakarsak aslında maç öncesi gibi maç sonrasında da sporcuların daha yoğunluklu olarak kaybetseler de kazansalar da aynı şekilde maçta artılarını ve eksilerini bir şekilde değerlendireceklerini göreceğiz. O yüzden bizim için başarı sadece sonuçtan değil aynı zamanda süreçten de ibaret bir kavramdır. Böyle maç
maç gününü konuşalım istiyorum. Şu açıdan hani mental olarak bir maç gününe nasıl hazırlanıyorsunuz? Bence sen ikinci söyle. Önce Yahya'dan dinleyelim. Sonra senin değil mi, aydınlanmak için birazcık daha şey yapalım. Evet, önce dinleyelim. Aynen, dinleyelim. Ne dersin Yahya? Sen nasıl hazırlanıyorsun maç gününe birazcık daha psikolojik olarak? Yani erken kalkıyorum genelde. Güzel bir kahvaltı yapıyorum. Ona mental olarak kendimi hazırlıyorum. Nasıl bir hazırlık mesela? Yani işte atıyorum, yani kendinle mi konuşuyorsun, bir strateji mi uyguluyorsun? Daha çok kafamla maçı oynuyorum diyebilirim. Yani yapacaklarımı, setlerimiz oluyor, onları tekrarlıyorum kafamın içinde. Daha önceleri maçı çok düşünüyordum. Maçta ne yapabilirim, nasıl oynarım, rakip oyuncu kim, o bu. Bunları belli bir seviyede tuttum belli bir yaştan sonra. Daha çok kafamı rahatlatmaya çalışıyorum. Gene rutin ısınmamı yapıyorum. İşte ne yapıyorsam, kaç tane şut atıyorsam, nasıl streç yapıyorsam onları yapıyorum. Soyunma odasında genelde oyun oynuyorum telefonda. Yani kafamı rahatlatmak için, yani maçı maçta yaşamak için, yani o ana göre tepki vermek için. Soyunma odasında oyun oynuyorum, birileriyle şakalaşıyorum, atıyorum masörle konuşuyorum, gidiyorum oradan başka birine laf atıyorum. Genelde yani kafamı rahatlatmaya çalışıyorum maçtan önce. İkinizin de aslında yaptığı sporun bence hayata da çok büyük bir katkısı olmuştur. Yani hayatta karşınıza çıkan, özel hayatınızda belki karşınıza çıkan durumlarla baş etmek için ya da hani mental beceri olarak başka şeyler eminim katmıştır. Önce bunu sana sorayım. Bu daha böyle derin bir soru bence çünkü. Hani senin basketbol hayatın senin hayatındaki o psikolojik taraflara, kendi geliştirme açısından neler kattı? Saha içinde her anda bir tepki vermen lazım. Ya oyuncu buradan geldi, bir reaksiyon vermen lazım. Atıyorum sana, şut atarken bağırıyor, ona bir tepki vermen lazım. Hakemle konuşurken, nasıl konuşacağını bilmen lazım. Kendi antrenörünü dinlerken iyi dinlemen lazım, nasıl tepki vereceğini kendine hazırlaman lazım. Tabii bu zamanla oluyor, yaşa yaşa oluyor. Yani bu işte bu reaksiyonları, bu karşındaki insana nasıl konuşacağını bilmek, öğrenmek saha dışında inanılmaz etkili. Asıl empati becerinin de sanki çok yüksek olduğunu da söylüyorsun yani. Hani sizin yaptığınız işte evet çok güzel işler görüyoruz ama ardında ne kadar büyük uğraşımlar var. Diğer türlü dediğin gibi hayatta birçok meslekte de belki hani oradan yaklaştığın bir yer. Evet, tabii ki. O arka planı görüyor olmak, hani buzdağın ardını görüyor olmak galiba sana en çok kattığı şeylerden biri olmuş. Aynen öyle. Yani şimdi dışarıdan bizim hayatımız inanılmaz gözüküyor. Barcelona'da oynuyorsun. İşte Avrupa'yı geziyorsun, o oluyor, bu oluyor ama arka tarafı kimse bilmediği için şimdi kaç saat toplantı yaptığımız, kaç saat idman yaptığımız, kaç saat yolculuk yaptığımız, ne şartlarda idman yaptığımız ya da gezdiğimiz bunlar çok bilinmiyor, sadece sosyal medyada gözüken, saha içinde gözüken olay değil. Yani kendini işte karşındakinin yerine koyarsan kendi bireysel gelişim için daha önemli. Çok gerçekten çok değerli söylediklerim bence, çok anlamlı. Sen ne dersin? Yani senin sence basketbolun hani hayatındaki basketbolun dışarıdaki hayatındaki psikolojine ya da işte bu tarz öğrenimlere nasıl bir katkısı oldu? Yani daha çok düzenli bir hayata sahip oluyorum. Sers abinin de dediği gibi stresli oluyor genellikle. Dışarıda da idare edebiliyorsun. Biraz zaman yönetimi de sanki değil mi? Evet, hayatta çok geliştiren bir şey oluyor. Yoğun oluyorsun çok fazla, yorgun oluyorsun. Yani hepsiyle başa çıkıp asla pes etmemen gerekiyor. Bana daha çok bunu öğretti. Çok teşekkür ederim güzel sohbetiniz için. Biz teşekkür ederim. Çok keyifliydi benim için.